Ahmet, Kaya. Ekim 1957'de Malatya'da Adıyaman'dan Malatya'ya iş için göç etmiş Kürt kökenli bir baba ile Erzurumlu bir Türk annenin 5. çocuğu olarak dünyaya geldi. 6 yaşındayken babası ona bir bağlama getirir. İlkokulu Malatya'da okudu. Okuldan arta kalan zamanlarda ve yaz tatillerinde ya plakçıda ya da tanıdıkların minibüslerinde çalışırdı. 9 yaşına geldiğinde babasının çalıştığı fabrikanın işçilerinin düzenlediği işçi bayramı gecesinde kendini sahnede buldu. 1972 yılında İstanbul'da Koca Mustafa Paşa'ya yerleşirler. Ahmet Kaya, ailesinin geçim sıkıntısı çekmesi nedeniyle okulu bıraktı ve işportacılık, çıraklık gibi çeşitli işlerde çalıştı. Liseyi dışarıdan bitirmeye karar verir ve bitirir. Sonra da Eğitim Enstitüsü'nün keman bölümüne girer. 16 yaşında yasa kafış basmaktan hapse atıldı. Daha sonra birkaç arkadaşıyla birlikte Halk Birimler Derneği'nin çalışmalarına katıldı. Bu çalışmalar sırasında çeşitli etkinliklerde bağlama çalmaya devam etti. Kendi başına öğrendiği herhangi bir metoda ya da öğretiye uymamaktadır Ahmet Kaya'nın çalış biçimi. 1978 yılında Gelibolu'da askerlik yaptı. Bu arada orkestrada müzik çalışmalarına devam etti. Askerlik dönüşü Emine Kaya ile evlendi ve 1982 yılında kızları Çiğ'den doğdu. 28 yaşında 1985 yılına gelindiğinde zamanıdır deyip çarkağını alıp un kapanıyor onu tutar. Hiçbir kategoriye giremeyen bu müziğe kimse yüz vermez. Sonraki günlerde arkadaş yardımları ve kendi olanakları ile ilk albümünü yapar. Hatta yayınlandığı yıl albümü toplatılır. Fakat daha sonra sansürü kaldırılır. İlk albümü Ağlama Bebeğimdir. İkinci albümü Acılara Tutulmaktır. İkinci albümü yayınlandıktan sonra 1985 yılında Gülten Ayaloğlu ile evlenir. Gülten Ayaloğlu hapishanede idam cezasına mahkum olan Nevzat Çelik'in Şafak Türküsü şiirini Ahmet Kaya'ya iletir. Ahmet Kaya 1986'da piyasaya çıkan Şafak Türküsü albümüyle geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan atılımını yapar. 1986 yıl sonuna doğru da An Gelir albümünü yayımlar. Albümde hemen tüm besteler kendisine aittir. Gülten Ayaloğlu ile evlendikten sonra kardeşi Yusuf Ayaloğlu ve şiirlerle tanışır. Sözlerinin çoğunluğunun Yusuf Ayaloğlu'na ait olduğu Yorgun Demokrat isimli albümü 1987 yılında yayımlanır. 1988 yılında sadece iki şarkının söz yazarlığını Hayaloğlu'nun yaptığı ve diğer sözlerini tanınmış şairlerin şiirlerinden oluşan Baş Kaldırıyorum albümü yapılır. 1989 yılında İyimser Bir Gül albümünü yapar. 1990 Ekim ayında çeşitli şairlerin şiirlerinden oluşan Sevgi Duvarı isimli albümünü çıkartır. Gülten ve Ahmet çifti stüdyo ve bir yapım firması açmaya karar verirler. GAK, Gülten, Ahmet Kaya. İsmini verdikleri bir müzik yapım firması ve aynı isimle bir de stüdyo kurarlar. Albüm çalışmalarına paralel olarak halk konserleri de yapar Ahmet Kaya. Gösterilen ilgi, katılım ve coşkuya rağmen ülkenin birçok yerinde sakıncalı bir şarkıdır artık o. Dinleyicisiyle buluşamamak onu üzmektedir. Başı zaman zaman derde girer. Birçok yerde konser verememenin yanı sıra albümleri sakıncalı bulunup kısmen de olsa toplatılır. Bu sürecin şarkılarına yansıması kaçınılmazdır. Yeni albümünün adı Başım Beladadır. O yüzden. 1990 yılında Tatar Ramazan. 1992 yılında Tatar Ramazan sürgünde filmlerinin müziğini yaptı.
1994 yılında prodüksiyonunu Gülten Kaya ve Yusuf Ayaloğlu'nun yaptığı Kanal D'de yayınlanan ve 13 hafta süren Ahmet abinin Vapuru programını yapar. Ahmet Kaya, Avrupa'nın hemen her ülkesinde çeşitli yardım konserleri verir. 1994 yılında Raks Müzik tarafından Şarkılarım Dağları albümü basılan 2 milyon 800 bin bandrolle rekor kırmıştır. 14. müzik albümü olan bu albümde yer alan Özgür Çağrı isimli şarkıda geçen "Abim bir gün dağdan döner, sarılırsın yavrucağım" gibi sözler nedeniyle albümü toplatılır, konser vermesi yasaklanır. 22 albümünden sadece "Kervan" diye bir Kürtçe şarkısı vardır ve bir tane de Kürtçe açılış vardır. Türkiye'de her söylediği şarkısı olay olan Ahmet Kaya hakkında birçok dava açıldı ve kendi deyimiyle emniyetler artık onun ikinci adresi oldu. Bu baskılara rağmen Kaya kimliğini hiçbir zaman inkar etmedi ve mücadele etti. Birçok albümünün toplatılmasının ve konserlerinin iptal edilmesinin yanı sıra 10 Şubat 1999'da Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği ödül töreninde yılın en iyi sanatçısı ödülünü aldı ve ödül konuşmasında şunları dedi: "Ben bu ödül için İnsan Hakları Derneği'ne, Cumartesi annelerine, tüm basın emekçileri ve tüm Türkiye halkına teşekkür ediyorum. Bir de bir açıklamam var. Şu anda hazırladığım ve önümüzdeki günlerde yayımlayacağım albümde bir Kürtçe şarkı söyleyeceğim ve bu şarkıya bir klip çekeceğim. Aramızda bu klibi yayımlayacak yürekli televizyoncular olduğunu biliyorum. Yayımlayamazlarsa Türkiye halkıyla nasıl hesaplaşacaklarını bilmiyorum" dedi. Bu sözleri üzerine davetler tepki gösterip küfür etmeye, çeşitli eşyalar fırlatmaya başladı. Magazin Gazeteciler Derneği görevlileri tarafından kongre salonundan olağanüstü koşullarda dışarıya çıkartıldı. Bu olayın hemen sonrasında Ahmet Kaya'nın 1993 yılında Berlin'de Kürt İş Adamlar Derneği'nin düzenlediği bir gecede verdiği konsere ilişkin fotoğrafların Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanması üzerine bölücü, PKK örgütüne yardım ve yataklık yaptığı ve halkı ırk farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla hakkında İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde toplam 10,5 yıl ağır hapis sistemiyle 2 ayrı dava açıldı. Haziran 1999'da Türkiye'den ayrıldı. Yargılanmanın sonucunda toplam 3 yıl 9 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı. Ancak yurt dışında olduğu için hapse girmedi. Daha sonra bu görüntülerin düzmece olduğu belirlendi. Ahmet Kaya 2000 yılında Hoşça Kalın Gözümlü isimli albümünün kayıtlarını yaparken Paris'te evinde bir gece kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Paris'te kaldığı evde 16 Kasım 2000'de sabah saat 6'da ilaçlarını alırken kalp krizi geçirerek ölmüştür. Ahmet Kaya'nın kabri halen Paris'tedir. Ölümünden sonra 2002 yılında Ahmet Kaya'nın şarkılarını 20 ünlü sanatçının söylediği "Dinle Sevgili Ülkem" isimli bir albümü yayımlandı. 4 Eylül 2007'de Türkiye'de kendi isminde açılan tek yer olan Ahmet Kaya Halk Evi Batman'da açıldı. 2020'de İki Gözüm Ahmet adlı film yayınlandı. İzledim. Ahmet Kaya'yı tekrar tekrar hatırladım. Halkın sanatçısıydı. Ahmet Kaya
sonsuzluğa uğurlandı. Sonsuz olarak hep içimizde olacaktır. Onu asla unutmayacağız. Asla. Ben klasik bir kadere teslim olmak istemiyorum ve öldükten sonra değil, şimdi anlaşılmak istiyorum.